Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü nedeniyle Kayseri'de protokolünde katıldığı tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı. Sonrasında şehit mezarları ziyaret edildi. Törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın şunları ifade etti. Olduğu gibi Kayseri'mizde de sizlere olan minnet duygularımızı ifade etmek için huzurunuzdayız. Şanlı tarihimizin müstesna zaferlerinden olan Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümünde bizlere bıraktığınız emaneti sonsuza kadar koruyarak daha yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağımız konusunda sizlere söz veriyoruz. Törene katılan Türkiye Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da şunları ifade etti. Türk milletinin kader savaşıdır. Mehmetçiklerimiz 107 yıl önce gökyüzündeki iman ile güçlü görünen düşmana karşı unutamayacağı bir ders vermiştir. Allah'ın kendilerine bahşettiği şehitliğe severek kucak açmışlar ve bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmişlerdir. Çanakkale, İngiliz, Fransız ve Batılı emperyalist devletlerin hepsine karşı Türk'ün kahramanlık başarısıdır. Çanakkale, dünya tarihinin en büyük savunma savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk ve dünya tarihinin eşine ender rastlanan eşsiz bir zaferdir. Müslüman Türk'ün en büyük aşkı vatana duyduğu aşktır. Büyük Türk milleti vatanını canından çok sever ve ona hizmet eder. Vatan için ölmek, şehitlik mertebesine ulaşmak her Türk için elde edilebilecek en büyük şereftir. Kahraman Mehmetçik yüzyıllardan beri sadece yüce Türk milletini hür ve bağımsız olarak yaşatabilmek için milletini, vatanı, bağımsızlığı, bayrağını düşünmüş, bu uğurda ölmekten çekinmemiştir. Türk evladı için dini devlet, mülkü millet her şeyden önce gelir. Tarihimizin altın sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Türk askerinin tarihimizde kazandığı en büyük zaferlerden biridir. Ölüm saçan düşman topları, tüfekleri karşısında Türk ordusu var gücüyle savaşmış, vatan toprağını düşman çizmesiyle çiğnetmemiştir. Çanakkale, imanı ve gönlündeki vatan sevgisinden başka savunma aracı olmayan Türk milletinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında çağın en gelişmiş araç gereçleriyle donatılmış güçlere karşı Türk'ün kahramanlığını, yiğitliğini bir kez daha gösterdiği ve vatanı, milleti, hürriyeti için kıyasıya mücadele verdiği yerdir. Çanakkale'yi geçilmez kılan Türk'ün sarsılmaz imanı ve vatan sevgisidir. Bağımsızlığı uğruna şehit olma inancıdır. Türk milletinin sarsılmaz imanı ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birini de 15 Temmuz darbe girişiminde şahit olduk. Binlerce vatan evladı, vatanı bayrağı için aynı iman gücüyle tanka, topa, tüfeğe karşı kanıyla, canıyla savundu. Kutsal vatan toprağını, namusu bildiği vatanını çiğnetmedi vatan hainlerine. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde dile getirdiği gibi, Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. 1984 yılında Siirt Eruh Jandarma Karakolu'nda baskını ile başlayan ve 38 yıldır devam eden PKK terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Büyük Türk Milleti'ne karşı devam eden ayrılıkçı, bölücü faaliyetleri ülkemizi parçalamaya ve devletimizi yıkmaya yönelik eylem ve katliamları unutulmamalıdır.